olma. Abi Alper arıyor. Alo. Bir dakika. Abi Yalçın Yıldız askeriyle görüşmek için oteldeymiş. Tamam. Tamam usta, sağ ol. Alper Yıldız'ın orada olduğunu bize söylüyorsa, birileri de bizim orada olacağımızı biliyor mudur usta? Pusu kurmasınlar. Bu dünyanın en önemli adamlarından biri. Bunu almak ihtimali varsa dünyanın bir ucuna giderim. Her riski göze alırım. Biz adamı alalım da ne oluyorsa olsun. İnci. İnci bir dakika. İnci lütfen bir dakika. Çekil önümden. İnci. İnanamıyorum. İnanamıyorum. İnci, izah edebilirim. Abimin karısıyla yatmanın nesini izah edeceksin Kemal? İnci bir dakika dinle beni. Kes sesini. Bak Fuat'ın benimle ilgilenmediğini biliyorsun. Bırak ilgilenmeyi, bana insan gibi bile davranmıyor. Hadi o kocasından intikam alıyor. Sen? Sen beni nasıl aldatırsın? İnci, alkollüydüm. Yalan. Allah ikinizin de belasını versin. İnci. Bırak beni. Aşağılık herif. Yeter be, şımarık kadın. Sakın. Sakın üstüme gelme. İnci, saçmalıyorsun. Hepsi senin yüzünden. Ben seni sevdim İnci. Sen beni sevmiyorsun. Varsa yoksa baban, kardeşin, şirketlerin. Ben insanım İnci, insanım. İnci, en son ne zaman birlikte olduk? Söylesene, en son ne zaman birlikte olduk? Sırtını dönüp uyuyorsun. İnsanım ben be, erkeğim, erkek. Bir ay önce. Efendim, siz oteldeyken kardeşiniz aradı. Önemli olduğunu ve aramanızı söyledi. Efendim Kemal. Abi, acil olarak buluşmamız lazım. Davut Bey'in yanına gidiyorum Kemal. Çıkışta buluşalım mı? Abi önemli. Oğlum telefonda söyle o zaman. Telefonda söyleyemem abi. O zaman bekleyeceksin Kemal. Davut Bey'i bekletemem. Bir kez de kardeşin önemli olsun be. Onlar için önemli olan tek şey para. Ya sen de kes sesini. Senin için önemli olan ne? Sen İnci'yi çok seviyorsun değil mi? Şunu kafana sok. Benim karımla olan ilişkim senin Fuat'la olan ilişkinden çok farklı. Şimdi bunları tartışmanın sırası mı Kemal? Karımı yatıştırmamın bir yolunu bulmam lazım. Bunu Davut Bey duymamalı. Davut duyarsa ikimizi de öldürür. Ne yapıyor bu kadın bir saattir tuvalette? Gelen seçimlere 6 gün kala dünya basınındaki seçim yorumları da giderek artıyor. Örneğin İngiliz Times gazetesi bugün Türkiye'deki seçime ilişkin bir analiz yayınladı ve bu seçimlerin Türkiye'nin hem kimliği hem de Batı ve İslam dünyasının... Buyurun efendim. Teşekkür ederim.
atacak. Bazı liderlerse seçim bölgelerinde oy kullanacak. 22 Temmuz seçimlerine artık günler kaldı. 10 gün sonra... Efendim, askeriyle anlaşma sağladık. Sabah üçümüz bir araya geleceğiz. İyi, otur. Amerikalı arkadaşlar ne zaman teslim edeceğimizi soruyorlar efendim. Biz görüştükten sonra Yıldız. Adam belgeleri getirmiş mi? Yanında olduğunu söyledi efendim. İnce, konuşamayacağımız hiçbir şey yok. Ama lütfen o silahı indir. Gelme. Tamam. Sakin ol. Lütfen. Lütfen. Her şey senin istediğin gibi olacak. Ne olacak? Neyi değiştireceksiniz? Hata yaptığımı biliyorum. Ama bana bir şans ver. Gerçekten her şeyi değiştirebiliriz. Kemal, öldüreceğim seni. Gelme diyorum. İnci, burada olanları kimse bilmek durumunda değil. İstersen bir ömür yüzümü bile görmezsin. Biz zaten Fuat'la boşanıyoruz, biliyorsun. Neden Kemal? Dünyada başka erkek mi yok? Neden benim kocam? Ben bu ilişkiyi kurtarmak için didinirken neden? Neden? Siz yaşamayı hak etmiyorsunuz. İnci. Gelme. Bir ömür hapiste mi çürüyeceksin? Niçin? Gelme. Boşanmak istiyorsan boşanırız. İstiyorsan yurt dışına gidelim. Her şeyi bırakırım. Lütfen. Lütfen indir o silahı. Cehennemin dibine git. İnci. İnci. Adamın durumu nasıl? Gayet iyi abi. Horluyor. Memati, ben Alper'le görüşüp geliyorum. Tamer çıkmasın, beni beklesin. Tamam usta. Abdüley, adamın kapısına en sağlam iki adamını koy. Kimseyi içeri almasınlar. Abi, bütün istihbaratlar ayaklanacak. Ofisten başka bir yere mi götürsek? Bizimkiler başta olmak üzere İran, CIA, Mossad, KGB. Sayın Abdüley, 29 harfi ezbere biliyorum. Sabah ofisten çıkarırız. Şimdilik gözümün önünde kalacak. İnci, İnci artık sakin ol. Allah'ım. Hepsi senin yüzünden aşağılık herif. Kes sesini lan. Öldürürüm seni. Babamı arayacağım. Ne halin varsa gör. Baba. Ben... Kemal beni aldattı baba. Ben sinirlendim ve... Fuat'ın karısı... Öldü baba. Neredesin İnci? İnci, oraya geliyorum. Ben gelene kadar hiçbir şey yapmayın, tamam mı kızım? Anladın mı İnci? Hemen geliyorum. Yine kavga mı etmişler efendim? Kardeşin ne zamandan beri Fuat'ın karısıyla beraber Yıldız? Fuat Bey'in eşi mi? Sakın Yıldız.
Sakın bana bilmediğini söyleme. Kadın ölmüş. Ne? Kameralara selam vermeniz iyi olmadı. Niye? Meydan okudunuz. Evet, okudum. Ne yapacaklarsa yapsınlar Alper. Askeri benim elimde olduktan sonra kimse bir şey yapamaz. Doğru söylüyorsunuz da herkesin hedefi halindesiniz şu anda. Özellikle bizimkiler bundan hiç hoşlanmayacak. En çok da sizinkiler hoşlanmasın diye yaptım Alper. Her şey kontrolünüz altında. Adamlar gelmiş pazarlık yapıyor. Siz köşeden izlemekle yetiniyorsunuz. İstihbaratçı mısınız, diplomat mısınız, bir karar versinler. Büyük ihtimalle açığa çıkacağım. Bunun hesabını sizden de, sizin oraya gitmenize sebep olan benden de sorarlar. Yine de tebrik ederim. Sağ ol. Merak etme, ben tedbirimi alacağım. Sen de kendine dikkat et. Ederim. Nereye? Çıkacaktım. Sorumun cevabı değil ama abi beklesin dedi. Bir şey mi var? İranlı bir herif var, onunla alakalı. Çıkma işte. Sen kimsin? Neredeyim ben? Farz edelim ki burası Amerika. Rahat ol. Sadece İranlı olduğunu biliyorum. Ali askeri mi? Emirlerinizi bekliyorum. İstemeden oldu baba. Aslında sadece korkutmak istiyordum. Türkiye'de olduğunu kimse bilmiyor. Cesedi yok edersek kimse anlamaz. Olmaz öyle şey. Bu riski alamayız Davut Bey. Pasaport kayıtları belli. Türkiye'de olduğu resmi kayıt altında. Tamam. Gelmiştir ve yoktur abi. Ne var bunda? Kayıtları yok edemez misin Yıldız? Yok etmesini ettiririm de efendim. Söz konusu olan kızınız. Satın alacağımız herkes başkasına da bizi satabilir. Ben öldürmek istemedim baba. Ben suçlu değilim. Bunu izah edebilirim. İnci.
İzah edene kadar çok yıpranırız. Ama baba, kim bana hak vermez ki? Kocam yengemle yatıyorken kim benim üstüme gelecek? Öyle bir şey yok İnci. Kes sesini! Ailemin hiçbir ferdinin mahkeme koridorlarında sürmesini istemem. Bulut neredesin? Hemen geliyorum efendim. Betim benzin attı şekerim. Ne oldu? Yine mi fırça yedin? Fuat Bey, başınız sağ olsun. Kim? Eşiniz. Nasıl? Bilmiyorum. Nerede ölmüş yahu? Babamın nereden haberi var? İnci Hanımlardaymış. İsterseniz beraber gidelim. Yok şekerim, yok. Bana ölüm ölü göstermeyin. Siz bilirsiniz. Ama şimdi babamı da çekemem. Gelmedin de, etmedin de. Ben sana tazminatı dert etme demiştim Bulut. Değil mi? Hı? Beni çağırmışsınız. Tamer. Bu bilgisayarın her şeyini çözmeni istiyorum. Bütün dünya bunun peşinde. Ona göre. Peki efendim. Dikkat et Tamer. Bir tek yanlışınla sistem çökecek şekilde tuzaklıdır. Amatör işi değil. Anladım. Elimden geleni yaparım. Memati, güvenliği arttır. Kimse dışarıdan içeriye girmeye cesaret edemesin. Tamam usta. Efendim, İran Başkonsolosluğundan geldiler. Al içeri. Rıza Bey, hayırdır bu saatte? Sayın Başkan, telefonda da iletebilirdim ama yüz yüze görüşmek istedim. Buyurun. Sayın Bakanımız Ali Asgari, özel bir ziyaret için bugün İstanbul'a geldiler. Ama üzülerek öğrendik ki kendisine yapılan bir operasyonla zorla alıkonuldu. Bize iletilen bir şey yok. Hatta Ali Askeri'nin burada olacağına dair dış işlerinden gelen bir bilgi de yok. Sayın Başkan, operasyondan haberiniz olduğunu biliyoruz. Sayın Bakanım sizin ülkenizde kaçırıldı. Ve bu sorumluluk tamamen size aittir. Sayın Cumhurbaşkanının emriyle buradayım.
Ali Asgari başkonsolosluğumuza teslim edilecek. Rıza Bey, konuyu araştırmam için bana müsaade edin. En kısa zamanda size haber vereceğim. Türkiye ile İran devleti böyle önemsiz bir konuyla karşı karşıya gelmemeli. Siz de biliyorsunuz ki sizin sınır komşunuz ne CIA ne Mossad. Serhat. Buyurun efendim. Ali Asgari'nin durumu nedir? Öğrenin. Emredersiniz efendim. Bilgisayarı bende. Şifreleri çözmem istendi. Hayır. Henüz Ali Asgari'yi görmedim. Tamam. Yerini öğrenirim. Beni çağırmışsınız efendim. Ali Asgari'nin durumu nedir Alper? Otelinde istirahat halinde efendim. Ne istirahati Alper? Polat Alemdar girmiş almış adamı. Haberim yok efendim. Kim söyledi Polat'a onun orada olduğunu? Bilmiyorum efendim. Alper, Polat'ı çağır bana hemen, bekliyorum. Emredersiniz efendim. Gazeteden mi öğrenecektik? Davetiye gönderecek miydin Ahu Hanım? Anlamadım. Dur okuyayım. Yılın aşkı. İş adamı Fuat Tamer Tataroğlu, Ahu Toros için karısından boşanıyor. Öyle yazıyor sürmanşet, Tanık gazetesinde. Ya inanamıyorum buna inandığına. Aşağılık Fuat Tamer, hayal dünyasını gazetesine yazdırıyor. Sadece akşam İnci ile yemek yerken emri vaki yaptı Polat. Sen de o zaman aşağılık insanlarla yemek yemem. Canım, hatta biri var. Daha sonra konuşuruz. Alo. Gelelim bakalım. Pürmüz, başkanın evine uğrayacağız. Peki abi. Bence gömelim Davut Bey. Bu kadar insan bir ömür boyunca bu sırrı taşımak yüküyle yaşayamaz. Buna ben de dahilim. Kimler taşıyamayacaksa onları da gömelim. Ben bunu istemiyorum. Ben de. Başka bir yol bulun. O zaman yapılacak belli Davut Bey. Kemal Bey üstlenir, paşa paşa yatar. Nasılsa yatma alışkanlığı var. Ben öldürmedim. Üstelik İnci'ye yalvardım yapmasın diye. Bir de haklı mı çıkıyorsun? O konuya sonra geleceğiz. Şimdi halletmemiz gereken başka sorun var.
O zaman yapılacak belli Davut Bey. İntihar. Hanımefendi, Fuat Bey'in kendisinden ayrılmak istemesini hazmedemedi. İnci Hanım'la Kemal ne yaptıysa ikna edemedi. Kafasına sıkmaya çalıştı. Engellemeye çalıştılar. Ama başaramadılar. Yıldız. Zor olacak ama bunu halledebiliriz efendim. Yarınki gazetede Fuat Bey'in haberi var. İşini kolaylaştırır. Kadın ilk baskıyı görmüştür. Ne haberi? Karısından boşanacak. Ahu Toros'la aşk yaşıyor diye sürmanşet. Kim böyle bir haber yapmaya cesaret edebiliyor Yıldız benim gazetemde? Biz yaptırdık efendim. Öldüreceğim lan seni. Fuat Bey, yeter! Fuat Bey, yatmayın Fuat Bey. Yeter! Kendinize gelin. Yeter! Ali askeriyle ne işin var Polat Alemdar? Asıl soru... Benim gecenin bu saatinde burada ne işim var? Derhal teslim ediyorsun adamı. Affedersiniz ama... ben farkında olmadan sizin emir komutanıza mı girdim? Sen kimi kimden kaçırdığını biliyor musun? Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Bana lazım olanı aldıktan sonra adamı veririm. Panik yapmayın. Bu ülkenin istihbarat başkanı benim. Bu ülkede istihbaratla ilgili bir şey yapılacaksa benden habersiz yapılamaz. Biz mecbur muyuz senin yüzünden İranlıların, Amerikalıların, İsraillerin ağız kokusunu çekmeye? Harp çıkarır bu iş Polat Alemdar. Harp! Anlıyor musun? Bunun bedelini ödetirler adama. Buyurun ödetsinler. Yerim belli, adresim belli. İçeri gireceğim. Kimseyi içeri almayın dediler efendim. Abdüley'in haberi var. Bir şey sorup çıkacağım. Buraya gelenlere hiçbir şey anlatmayın. Kurtulacaksınız. Sen kimsin? Senin Amerika biletin. Başka taktik kalmadı mı beni konuşturacak? Ali askeri, hayatın söz konusu. Ya bana inanırsın ya da ölürsün. Senden istediğim hiçbir şart altında konuşmaman. Sabah saatlerinde bomba patlayacak. Panik yapma. Hiçbir şart altında odadan çıkma. Pürmüz sabah erken çıkacağız. Tamam abi. İyi geceler. İyi geceler. Burası artık senin evin değil. Bana haber vermeden lütfen gelme. Hele bu saatte. Sabahın dördünde. Neden bana böyle davranıyorsun? Nasıl? Suçluymuşum gibi. Ne alakası var Ahu? İşim başımdan aşkın. Senin magazin haberlerinle ilgilenemem. Beni dinlemek zorundasın. Bugün kabul günümüz.
Seni de dinliyorum. Buyur. Bak, ben Fuat'tan nefret ediyorum. Ve senin de buna şahit olman için buraya geldim. Yoksa gecenin bir vakti insanları rahatsız etmek gibi bir huyum yok. Alo. Alo. İnanmıyorum. Nereden duydun ahu? Fuat, lütfen saçmalamayı kes. O iğrenç aşağılık haberini gazeteden çıkar. Seni daha kaç kere reddetmem gerekiyor, anlamıyor musun? Seni istemiyorum. Ahu, dinler misin? O haberi ben yaptırmadım. Yalan. Yalancısın sen. Senin gazetene senden başka kim hükmedecek? Karım. Karınla ne alakası var gazetenin? Karım öldü. Ne? İntihar etti. Nasıl yani? Yani gazeteyi dert etmene gerek yok. Haber çıkartılacak gazeteden. Başın sağ olsun. Çok üzüldüm. Teşekkür ederim. İnan araman benim için çok önemliydi. Çok sevindim. Ama şu anda konuşacak halde değilim. Peki. Tekrar başın sağ olsun. Bu adam hasta. Şoke oldum. Hadi Pürmüz seni evine bıraksın. Beni bu halde nasıl evime yollarsın? Adamın karısı ölmüş. Sana ne oluyor ahu? İnanamıyorum sana. Çok kabasın. Çok. Şimdi sana desem ki sabah benim yüzümden kıyamet kopacak, inanmazsın. Düşmüşsün Dallas ailesinin peşine. Günaydın. Çiçekçi'den geliyoruz. Günaydın. Topraklarını değiştirdik. Buyurun geçebilirsiniz. Hadi indirelim arkadaşlar. Hadi acele edelim. Çabuk çabuk çabuk. Alın 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 alın. Hadi arkadaşlar. İyi günler. İyi günler. Saksıları getirdik. Toprakları değişti. Bize bir bilgi verilmedi. Vallahi bize verildi götürün diye abicim. Kapının önüne koyulacak dediler. Kim dedi? Abi bize patronumuz söyledi. Yani teslim kağıdını imzalayın gidelim abicim. Kardeş, siz iki saat sonra getirin. Soracak kimse yok şimdi. Abi bu kadar merdiven yazık değil mi? Nasıl çıksın çocuklar? İyi, koyun şöyle o zaman. Koyun arkadaşlar. Sizden de şuraya bir imza rica edeyim. Bu da hediyesi. İçeriye bir şey alamıyoruz. Bir şey değil ki abicim, çiçek. Yasak kardeşim, anlamıyor musun? Kime o çiçek? Kimseye değil abicim. Hediye Kabil'inden. Ver ben götüreyim. Tamer Bey. Abartmayın arkadaşlar. Çiçek. İyi günler. İyi günler.
içeriye girdiğimizde elinde silah vardı. Nereye tutuyordu silahı? Başına dayalıydı. Biz Kemal'le ikna etmeye çalıştık. Yaklaştık silah alalım diye bize doğrulttu. Bir an için vazgeçecek gibi oldu. Ben dikkatini dağıtmaya çalıştım. Kemal müdahale amaçlı üstüne atıldı. Silahı elinden almak için. Alacağımı düşündüm. Çünkü eli titriyordu. Ama maalesef kaybettik. Saat tam kaçtı? Sayın savcım, ben müsaadenizi rica ediyorum. Çok önemli bir iş için çıkmam gerekiyor. Yardımcı olabileceğim başka bir şey var mı? Bizim burada işimiz bitti sayılır. Daha sonra ifade için savcılığa kadar gelecek arkadaşlar zaten. Tekrar başımız sağ olsun Fuat Bey. Sağ ol. Abi, nereye gidiyorsun? Hayat sizden ibaret değil Kemal. İşim var dedim ya. Saçmalama ve yerine dön. Şu ana kadar iyi götürdünüz. Sakın bozmayın. Yalçın Bey başınız sağ olsun. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir açıklama yapacak mısınız efendim? Hadise nasıl oldu? Arkadaşlar, bu acılı günümüzde anlayışınız için teşekkür ederiz. Gerekli açıklamalar muhakkak yapılacaktır. Şu an için söyleyeceğim tek şey, değerli hanımefendi Sayın Tataroğlu'nu kaybettiğimiz gerçeğidir. Sağ olun. Bana nasıl yaparsın Fuat? Ne oldu Ahu? Bana haberi çıkaracağına söz vermişti. Ne haberi? Bir bakayım. Doğru mu peki? Ya Jülide, benim ne işim olur Fuat'la Allah aşkına? Yok, ayrıldıkları doğru mu? Kadın öldü Jülide. Dün gece intihar etti. İnanmıyorum. Duydun mu Selçuk? Neyi? Fuat'ın karısı intihar etmiş. Bana ne Jülide Fuat'tan, karısından? Senin neyin var Allah aşkına? Hı? Ne yani? Üzüleceğim mi? Öldürmüşlerdir. O kadar kucaktan kucağa zıplarsan olacağı bu. Ne diyorsun Selçuk? Bütün kadınlara ders olsun Jülide. Ne diyeceğim? Thank you.
Nedir durumun Tamer? Uğraşıyorum efendim. Bir şeye ulaşırsan beni ara. Siz gelmiyor musunuz? Yoldayım, geliyorum. Peki efendim. Efendim yok. Ali askeri kayıp. Ne demek yok Yıldız? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır efendim. Muhtemelen odadan kaçırılmış. Kapısının önünde korumalar yok muydu? Soruşturacağım efendim. Başlarım soruşturmana. Bana Ali askeriyi bulacaksın. Kimin kaçırdığını bulacaksın. Dünyayı başınıza yıkarım Yıldız. Ne zaman geldi? Sabah gelmiş abi. Çocuklar getirmiş abi. Toprakları mahvolmuş. Hayvanlar ölüyordu. Topraklarını değiştirdik abi. Sen yaptı dedik abi. Onlar hayvan değil Nevzat. Bitki. Özür dilerim abi. Canlı diye dedim abi. Hayvan daha faydalı diye dedim abi. Şimdi sen Pürmüz'den daha faydalıysan sana ne diyeceğim Nevzat? Aferin diyeceksin abi değil mi? Aferin Nevzat, aferin. Kendini ot dedin Nevzat. Ne alakası var oğlum? Resmen abi senden memnun değil. Abinin makam şoförü ben olacağım, ben. Askerinin durumu ne Abdüley? İyice ayıldı abi. Yemek sorduk istemedi. Yemezse yemesin. Onu mu dert edeceğim Abdüley? Otur otur. Var mı bir gelişme? Az kaldı efendim. Elini çabuk tut. Peki efendim. Baş üstüne. İyi uyudun mu? En azından kimin elinde olduğumu söyleyin. Ben Polat Alemdar. İstanbul'dasın. Eğer iş birliği yaparsan
Güvenli ellerdesin. Diplomatik dokunulmazlığım var. Elçiliğe haber verilmesini istiyorum. İstiyorsan arayayım elçiliği. Benden zorla bilgi alamazsınız. O yüzden güzellikle istiyorum. Hangi istihbarat için çalışıyorsunuz? Bana Türkiye'de temas kurduğun herkese anlatacaksın. Benim anlatacak bir şeyim yok. İyi düşün. Anlatacak bir şeyin mutlaka vardır. Benim vaktim çok. Seninki de çok. Gel. Efendim. Ali Askeri Polat Alemdar'ın elinde. Nasıl? Otelin kamera kayıtlarında otele girişi ve çıkışı var. Hatta otelden çıkarken kameralara selam vermiş. Polat Alemdar, Ali Askeri'yi ne yapacak Yıldız? Ne işine yarayacak? Onunla ne bağlantısı var ve nereden biliyor orada olduğunu? Polat Alemdar, dört ailenin istediği adama sahip efendim. Bırak dört aileyi. Dört devletin istediğine sahip. Yıldız, çöz bu işi. Çözüyorum efendim. Hayırdır? Usta, Ahu Hanım sana çiçek yollamış. O nereden çıktı? Biz bilemeyiz usta. Kim aldı bu çiçeği? Kim alacak? Nevzat. Ben almadım abi. Pürmüz almış. Ben geldiğimde vardı abi çiçekler. Sen gazeteyi gördün mü abi? Gördüm. O yüzden soruyorum. Doğru mu o iş abi? Ne oluyor lan size? Hepiniz mi kafayı yediniz? Kart falan var mı? Var abi. Bomba. Yatın! Abi bu ne? Operasyon yapıyorlar. Askeriyi alacaklar. Pozisyon alın. Thank you.
Bunu al. Bana vur ve aletleri ateş et. Askeri çıkaracaklar. Ben arkaya dolanacağım.
Al bunu da. İyi misiniz? Polat, ne oldu? Eren! Eren! Kulaklarım! Hikmet ambulans çağır. Yaralı kim varsa ilgilenin. Tamer! Ben iyiyim. Laptopu aldılar. Ucuz kurtulmuşsun Tamer. Her yere sıkmışlar. Ölebilirdim. Yere yığılınca ateş etmediler herhalde. Birazdan polisler gelir. Saklaman gereken bir şey varsa sakla. Sonra çık binadan. Tamam. İyiyim abi. Boynumu oynatamıyorum. Memati, binadan çıkın. İhtiyacı olan doktora gitsin. Sonra depoda buluşalım. Abi sen nereye gidiyorsun? Erhan, sen Pürmüz'ün yanından ayrılma. İkiniz burada ambulansı bekleyin. Peki abi. Abi kaybımız var mı? Kaybımız çok. Kaybımız çok da... Asıl amaç bize kayıp verdirtmek olsaydı, bomba burada patlardı. Çiçeği buraya kimin koyduğunu öğrenin. Usta seninle geleyim. Memati, siz silahları boşaltın çabuk. Thank you.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Çok üzgünüm. Sizin üzülmenizi istemeyiz Davut Bey. Daha yapacak çok işimiz var. Ali Askeri hem Tataroğlu ailesi için hem Birleşik Devletler için çok önemliydi. Birleşik Devletler kendisi ve dostları için önemli olan hiçbir şeyi yitirmez Davut Bey. Ali Askeri elimizde. 2 saat içinde Türkiye'den ayrılacak. Çok sevindim. Davut Bey, buraya Ali Askeri için değil, daha önemli bir konu için geldim. Nasıl yardımcı olabilirim? Ülkenizdeki stratejik bazı noktalar ve kuruluşlar bizim için önem taşıyor. Yatırımlarınızı bu şekilde yönlendirmenizi istiyoruz. Tabii ki. Somut olarak hangi sektörlerde yer almamızı istiyorsunuz? En öncelikli gündemimiz limanlar. Her türlü geçişi kontrol etmek istiyoruz. Tezkereyle alamadıklarımızı siz alacaksınız. Saat 45 dakika sonra uçak burada olacak. Uçak Kuzey Irak'tan geliyor. Ve iniş izni son anda acil olarak istenecek. Gerekli izinleri vermenizi bekliyoruz. Merak etmeyin. Başkanla görüşürüz. Bir saniye. Polat Alemdar başkanla görüşmek istiyor. Randevu almanızı isterim. Ben Polat Alemdar. 1 dakika sonrasında randevu talep ediyorum. Gerek kalmadı.
Sadece konuşacağım. Eğer bir terbiyesizlik daha yapmazsanız. İn arabadan. Sen ne yapıyorsun küpegündüz? Sokak ortasında elinde bombayla. Asıl sen ne yapıyorsun? Küpegündüz mekanımı bombalıyorsun. Benimle ne alakası var Polat? Seni dün gece uyardım. Masum insanların ölmesine nasıl göz yumarsın? Bazı şeyleri sana kelimelerle anlatmak zor oluyor. İş dünyasına gireceğim diyorsun. Bu şekilde milletime hizmet edeceğim diyorsun. Sınırlarını o şekilde çiziyoruz. Sonra istihbarat servislerinin ortasına bomba gibi düşüyorsun. Sınırları ihlal etmek hakkında yetkin de yok. Bu millete hizmet etmek için senden izin almadım. İş dünyası dediğin, Ali askeriyi ele geçirmek için can atarken öylece seyretmemi mi bekliyordun? Sen diyorsun ki mekanını ben bombalamadım. O zaman bu ayıp sana yeter. Senin ülkende biri gelip benim mekanımı bombalıyor ve sen kendine başkan diyorsun. Öyle mi? Ben mi sana Ali askeriye bulaş dedim? Anlamıyor musun Polat? Senin gücün ona bir şey yapmaya yetmez. Biri benim elimden bir şey alıyorsa... onun eline verecek bir şey bulurum. Abdüley, neredesiniz? Seni buraya kim gönderdi? Abi, seni korumak için gönderildim. Sen önce kendini koru. Konuş ulan! Abi, seni korumak için gönderildim. Alper, bana nereye gittiğini söyle. Bilmiyorum. Alper! 45 dakika sonra Sabiha Gökçen'e tanımsız bir uçak inecek. Adam nerede? Tamam Alper. Sağ ol. Bir süre ortalıkta görünme. Memati, Abdüley, gidiyoruz. Gidelim usta. Nereye abi? Ali askerinin izini buldum. Bombanın intikamını almaya. Yetmedi mi abi?
Ne yetmedim Abdül'e? Bize ne be abi İranlı bakandan? Herifi otelden alırken aklın neredeydi? Almadan önce sormadın ki. Sana mı soracağım lan ne yapacağımı? Abdüley. Saçmalama. Dur hele, dur Memati. Dök için Abdüley. Hiç dökecek bir şey yok. Yanlış bir yola girdik. Zararın neresinden dönersen kârdır. Neresinden dönersen dön, dönek derler Abdüley. Kim dönerse dönsün. Ben doğru bildiğimden dönmem. Ne oluyor Abdülay? Kes sesini Nevzat! Yarım saat sonra uçak havaalanında. Alo. Uçak bilgimiz dahilinde. Yakıt ikmali yapıp Almanya'ya devam edecek. İniş için gereken izni verin. Usta. Peki kim bombalamış? İşin içinde herkes var Memati. Peki bizi niye öldürmediler usta? Bomba pekala salonda da olabilirdi. Ölmesini istemedikleri birileri var demek ki. Doğru ya. Bomba patlasa askeri de ölecekti. Usta. Biz bu askeri alacağız mı yoksa öldüreceğiz mi? Alıp ne yapacağız Memati? Hele şükür be usta. Ödüm koptu alırsın soru moru sorarsın diye. Abi bu mesafeden zor. Hele zırhlıysa komple zor. Aşağı inip yolunu mu kesseydik? Zırhı delmek daha kolay Memati. Geliyor. Gel bakalım Abdüley. Vural,
Bizi yalnız bırak. Ne istiyorsun Abdüley? Polat Alemdar, kamu güvenlik teşkilatına ihanet içindedir. Öldürmek için emirlerinizi bekliyorum.